Bu videomda size 48 yaşında bayan bir hastada bel ağrısı, kalça ve bacağı vuran ağrı şikayetleri gibi bel fıtığını taklit eden bir rahatsızlıktan bahsedeceğim. Herkese merhabalar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben uzman fizyoterapist Enes. Bazen bel ağrısı, kalça ve bacağı vuran ağrı şikayetleri yaşadığımızda aklımıza ilk bel fıtığı gelmekte. Bunun üzerine MR çekildiğinizde bu şikayetinizin nedeni size fıtık olduğu söylenebiliyor. Bazen MR sonuçlarına gözükse bile bel fıtığı olsanız dahi bu şikayetlerinizin nedeni farklı bir rahatsızlıktan kaynaklı olabilir. Bu videomda size 48 yaşında bayan bir hastada bel ağrısı, kalça ve bacağı vuran ağrı şikayetleri gibi bel fıtığını taklit eden bir rahatsızlıktan bahsedeceğim. Videomu geçmeden önce hala ailemize katılmadıysanız ücretsiz olarak abone ol butonu üzerinden kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Abone olmanızı sonraya bırakmamak için bir 10 saniye kanalıma abone olmaz için bekliyorum. Videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olduysanız çok ama çok teşekkür ederim. Sizin destekleriniz sayesinde gün geçtikçe daha kaliteli, daha içerik olarak sağlığınıza dokunabilecek videolar hazırlamaya çalışıyorum. Şimdiden abone olduysanız çok ama çok teşekkür ederim. Evet şimdi geçelim bu bel fıtığını taklit eden rahatsızlığın hikayesine ve MR sonuçlarına. 48 yaşında bayan hasta bel ağrısı ve kalça ve bacağı vuran ağrı şikayetleriyle kliniğe başvuruyor. Hasta yaklaşık olarak 6 aydır bu şikayetleri yaşadığını, medikal tedavi ve fizik tedavi görmesine rağmen herhangi bir iyileşme ve şikayetlerine azalma olmadığını belirtiyor. Hasta ilk bu şikayetlerle geldiğinde e, MR e, çekiliyor ve bu MR ile birlikte klinik nörolojik testler hasta uygulanıyor. Ve bu testler sonucunda hastada LASIKU dediğim düz bacak kaldırma derecesine azalma ve kas kuvveti kaybı özellikle e, tibialis antroide'nin dorsifleksiyon e, kas kuvvetinde 5 olması gereken kas kuvvetinde 4 kas kuvveti çıkıyor. Ve hasta bu sağ taraf hastanın şikayeti sağ taraf üzerine ve bu sağ taraftaki ağrı nedeniyle yürüyemediğini, uzun süre ayakta kalamadığından bahsediyor. Böyle bir tabloya baktığınızda MR sonucunda da eğer fıtık teşhisi konulmuşsa tablo birbiriyle çok uyumlu gözüküyor. Ve buna bağlı olarak da buna uygun medikal ve fizik tedavi programı başlatılıyor. Bu hastalığı da tedavi olarak bu dediğimiz yol izlenmiş. Ne yazık ki tablo gözüktüğü gibi değil. Bu şikayetlerin altında yatan farklı bir rahatsızlık var. İşin aslı şu, hasta şikayetlerin geçmemesi üzerine başka bir doktora başvuruyor. Tekrar 6 ay gibi uzun süre geçmesinden dolayı tekrar bir MR isteniyor. MR incelemesinde detaylı olarak bakıldığında L4-L5 seviyesinde görülen e, bel fıtığı gibi bel ağrısı, nörolojik manelerde kas kuvveti kaybı, uzun süre ayakta duramama, yürüyememe gibi e, şikayetleri taklit eden sinovyal kistler tespit ediliyor. Bu sinovyal kisler nedir? E, bel fıtığı nasıl taklit edebiliyor? Ve özellikle bunun tedavisi var mıdır? E, fizik tedaviyle burada bir gelişme kat edebiliyor muyuz? Bunlara e, yanıtına bakacak olursak. Sinovyal kistlere çok fazla detaylı girmeden e, kısaca bir değinmek istiyorum. Yani kisler, e, bu doku içerisinde oluşan bir zar veya duvar tarafından çevrelenen boşluklardır. Bir kistin içerisinde bir veya birden fazla odacık dediğimiz bölümler olabilir. Peki bu kistin içinde neler vardı? Bunun içerisinde doku sıvısı olabilir, boş dediğimiz beyin sıvısı olabilir, kan olabilir veya gaz kabarcıkları da olabilmekte. Bu sadece bel bölgemizde değil, farklı nedenlerden dolayı eklemlerde olabiliyor, tendonlarda olabiliyor. Vücudun birçok farklı yerinde bu kistler görülebiliyor. Çoğu zaten bu kistenin zararsızdır. Burada kistin zararlı ya da zararsız olmasını belli eden e, kistin yeri, büyüklüğü ve seyri dediğimiz hani büyüyor mu büyümüyor mu bu önemli. 48 yaşındaki bu bayan hastamızda MR raporunda e, gözüken kist L4-L5 seviyesinde e, fazit eklemden kaynaklı daha çok foremene doğru yönelmiş bir kist. Zaten bel bölgemizin e, omurlar ve spinal sinirler arasında birçok doku bulunmakta. E, bu kistler de oluştuğunda belli bir alan kaplıyor mecburen ve bu kist ilk başlarda şikayet oluşturmayabiliyor ama büyüme eğilimindeyse ya da e, bu belli bir rahatsızlıklardan dolayı tetiklenmişse bu dokunun büyümesine bağlı olarak eğer çevresinde bir sinir geçiyorsa ya da spinal sinirle bir bağlantısı varsa ya da o tarafı zorluyorsa burada şikayetlerin oluşmasına neden olmakta. Artık belli noktadan sonra bu kistler omurgada bulunan bel fıtıkların sinirleri sıkıştırması gibi sinirleri sıkıştırarak baskı yaparak bel fıtığından farkı eğer bu kist yapısı çok rijitse yani sert bir yapıya sahipse hiçbir şekilde rahatlamıyor hareketle ya da egzersizle rahatlamadığından dolayı sinire devamlı bir bası söz konusu. Ve bu da kalçadan ve bacağa yayılan bir ağrıya neden olabilmekte. Sinirin beslenmesi bozuluyor çünkü devamlı bir baskı söz konusu burada. Bundan dolayı da sinir devamlı baskı altında beslenemediğinden dolayı da uyuşma ve ağrı şeklinde vücuda beynimize sinyal iletmekte. Bu sinoryal kistler özellikle bel bölgesinde bu L4-L5 seviyesinde görülmeye çok yatkın bir yapıdır. Şu anda görmüş olduğumuz bir üst omurga ile bir alt omurganın oluşturduğu fasit eklemleri görüyorsunuz ve sinoval yapıda bir eklem. Yani içinde sıvı var bu kayması için birbiri üzerine hareket ederken bir sıvı üzerinde kayıyor bu eklemler. Ve burada kist oluşma ihtimali çok yüksek. Ya da bu da herhangi bir doku içerisinde de kist oluşabiliyor. az önce de belirttiğimiz gibi burada önemli olan bu kistin ilerlediği yön kapladığı alan ve çevresindeki yapılar ve seyri, büyüyüp büyümemesi önemli. Burada buna dikkat ediliyor. Ansinovyal yani kistin tedavisi nasıl olmakta? Bunun bir tedavisi var mıdır? Buna bakacak olursak sinovyal genel seyri tam olarak bilinmemekte. Yani kendi haline bırakıldığı zaman geriliyor mu, ilerliyor mu? Bu tam bilinmiyor. Bel ve boyun fıtığının aksine kendiliğinden gerilemesi çok nadirdir. Burada şuna bakıyoruz. Böyle bir tabloda tedaviye başladığınızda Şikayetlerinizin seyri burada çok önemli. Bunu kendinizin farkındalığınızın çok yüksek olması gerekiyor. Eğer bir tedaviye başladınız, medikal ve fizik tedavi 6 hafta bir kendinizi bir incelemeniz gerekiyor. Burada şikayetlerinizde azalma var mı? En basitinden şöyle diyeyim. Gece uyku kaliteniz çok kötüyken artık rahat uyuyabiliyor musunuz? Ya da önceden 500 metre yürüdüğünüzde dayanılmayacak ağrılar giriyor bacağınıza. Ancak 6 hafta bir tedavi programından sonra bunu 1 kilometre, 2 km çıkartabildiniz mi? Bu tip küçük gelişmelere bakmanız gerekiyor. Eğer buradan yanıt alabiliyorsanız, e, kist de olsa bel fıtığı da olsa tedavi yatkınlığınız var demektir. Tedaviye yanıt veriyorsunuz demektir. Eğer bu küçük gelişmelerde yoksa birazdan bahsedeceğimiz tedavi yöntemlerine geçilmesi gerekmekte. Tedavinin gecikmesi ya da yanlış tedavi hastalığınızın ilerlemesine, sinire daha fazla bası yapmasından dolayı geri dönüşümü olmayan e, kas kayıplarına, kas kuvveti kayıplarına neden olmakta. Peki ne yapılıyor? MR çekindiniz. E, şikayetlerinizin nedeni bu sinoryal kisler olduğu tespit edildi ve tanı bu şekilde kondu. Bunun örnek bir tedavi yapılacak. Tedavi olarak iki yol izlenmekte. Birinci yolda eğer ilk dönemdeyseniz, bu şikayetler ilk başladığı dönemde ise istirahat dönemi çok önemli. Burada e, doktorunuzun verdiği ağrı kesiciler ve diğer ilaçların kullanımı ve gerekirse korse kullanımıyla e, oranın dinlendirilmesi çok önemli. Ve doktorunuz uygun gördüğü zaman bazen bu kistin aspirasyonu işlemi yapılmakta. E, hatta e, kiste e, steroid enjeksiyonu yapılarak kistin küçültmeye hedeflenmekte. Bu dönemde de bu işlemler yapıldığında da muhakkak istirahat gerekmekte. Kistin bu tedavi yanıtına bakılmakta. Egzersiz olarak da bir fizyoterapist olarak şunu yapmaktayım. kistin bulunduğu MR raporunda bulunduğu bölge yönelik olarak o bölgenin biraz genişletilmesi, rahatlatılması sağlanarak sinire ya da oradaki ağrıya duyarlı yapıların basısını azaltmaya hedefliyorum. Bunun için de klinikte çok sık kullandığım 3 boyutlu egzersiz planlamasıyla e, hastalara bireysel egzersiz programı çıkartıyoruz. Bu tamamen bireye özel bir egzersiz programı. Hani bu genel olarak fizik tedavide dağıtılan broşürlerdeki egzersizleri burada yaptırmıyoruz. Çünkü onlar e, klasik egzersizler. Hani orada zaten e, burada yeri gelmişken değinelim. E, o egzersiz kağıtlarındaki egzersizler yanlış değil. Bu e, yanlış anlaşılmasın. Oradaki hareketleri biz de kullanıyoruz. Ancak e, orada e, genel mesela bel fıtığı üzerine yapılabilecek egzersizler yer almakta. Herkesin bel fıtığı aynı olmuyor. Bundan dolayı biz orada bireye özel egzersizleri seçip hatta onları biraz daha bireye özgü modifiye ederek, ayarlayarak, planlayarak üç boyutlu olarak e, hastaya bizim kendimizi kontrolümüzde, eşliğimizde hastaya o egzersizleri öğretiyoruz. Doğru yapıp yapmadıklarını teyit ediyoruz ve artık doğru yaptıktan sonra ev egzersiz programı şeklinde takip ediyorum ben. Burada şunu unutmayın bazen bu bel ağrısı ve siyatik rahatsızlıklarında kremler, masajlar, manuel terapiler, kuru iğnelemeler, akupunkturlar son zamanlarda özellikle bu kütletme dediğimiz kayyopraktik uygulamalarda çok sık uygulanmakta. Bu sınaviyel kistlerde bunlar işe yarar mı? E şöyle diyeyim, eğer böyle bir tanınız varsa, kistten kaynaklı e, bu şikayetleriniz varsa, bel fıtığı belirtisi gösteren şikayetleriniz varsa, burada krem işlemiyor. Elle yapılan masaj bir nevi rahatlatıyor. Ancak bunlar tamamen geçici. Kayropraktik dediğimiz bu kütletme hareketleri e, kullanmıyoruz. Çünkü hani oraya direkt etkileyebilecek bir uygulama değil. E, bunları boşuna yaptırmayın. Bazen kuru iğneleme, akupuntur gibi uygulamalarla bunun rahatlatılacağı iddia ediliyor hani bunları biz de klinikte kullanıyoruz. Kuru iğneleme, e, kayropraktik uygulamaları. Ancak bunlar e, yerinde ve doğru e, tanı almış bireylerde entegre edildiğini yani düzgün kullanıldığında fayda veren yaklaşımlar. Ve sinovyal kistlerde ben klinik tecrübem çok fayda görmüyorum. Burada tamamen daha çok o bölgenin e, rahatlatılması, genişletilmesi hastalarda rahatlama hissi veriyor. O siniri olan bası üzerinden kalkınca hastalarda daha rahat e, geri bildirimler alıyoruz. Siz siz olun tanınız konulmadıkça bu şikayetlerinizin nedeni tespit edilmedikçe bu tip uygulamalar geçici olarak rahatlatabilir ancak paranız boşa gidebilir. Bunu açık ve net söyleyebilirim. Bu az önce bahsettiğim bu birinci yolu uyguladığımızda işte doktorunuzun verdiği ilaçlar e, egzersiz programı gerekirse egzersiz ve korsel uygulama bunu bir 3-4 hafta bir uygulamanızı tavsiye ediyoruz. Evet, burada bahsettiğimiz gibi eğer 3-4 hafta bu egzersizlere ve tedaviye yanıt alamıyorsak, küçük gelişmeler dahi olsun yanıt alamıyorsak hastada diğer ikinci izleyeceğimiz yol ise cerrahidir. Burada kistin yeri ve büyüklüğü çok önemli. Şu anda görmüş olduğunuz bana Instagram'dan ulaşan bir hastamın MR raporu. MR raporunda sinovyal kistten şüphelenmiş, MR raporunda bel fıtığı da yer almakta hem de sinovyal kistler de yer aldığı soru işaretiyle belirtilmiş. Burada tamamen yapılacak olan şu, hastanın şikayetleri ve klinik testlerle örtüşüp örtüşmediği ve buna uygun olarak da bir tedavi programı çıkartılıp gelişmesi takip edilmeli. Bu MR raporunda kist büyüklük ve yer olarak e, semptom ve şikayet oluşturmamakta. Hastanın böyle bir e, ilerlemiş bir şikayet tablosu yok zaten. Burada size tavsiye edebileceğim husus şu. Bir bel ağrısı yaşıyorsanız ve bu bacağı ve kalçaya da vurabilir. Aynı siyatik gibi bir tablo da oluşturabilir. Aklınıza çok fazla şey getirmeden ben işte sinovyal kesmi var acaba? Bel fıtığı mı oldu? Patladı mı? kafada özellikle bu Google'da da çok aratarak türlü türlü rahatsızlıkları kendinize teşhis koyabilirsiniz. Burada size şunu tavsiye edebilirim. Eğer böyle bel ağrısı yaşıyorsanız, bacağı ve kalçaya vuran ağrılarınız varsa, siyatik tablosu gibi bir şikayetiniz varsa, burada e, aklınızda işte ben sinövyal kesmeyeyim, fıtığım patladı mı, benim sıkıntım değil, ne oldu, bir daha iyileşemeyeceğim gibi böyle bir tabloyu kendinize sokmadan iki hafta e, sabırla kendinizi yaptığınız hataları gözden geçirerek, e, dikkat ederek bir süreci geçirmeniz gerekiyor. Eğer iki haftadan uzun süren, hiçbir şekilde azalmayan ağırlığınız, şikayetleriniz varsa... Muhakkak bu işin bir uzmanına gözükmelisiniz. Bu durumu ciddiye almalısınız. Daha fazla kendinden geçer şeklinde ilaçlarla alarak iyileşmesini beklememelisiniz. Muhakkak bir destek almalısınız. Evet bir MR yorumlama videosunun daha sonuna geldim. Bu üçüncü videomuz oldu. Bu konu hakkında merak ettiklerinizi... Videonun aşağısında yorumlar kısmında bana yazabilirsiniz. Hala kanalıma abone olmadıysanız aşağıda ücretsiz olarak abone ol butonu üzerinden kanalıma abone olabilirsiniz. Hatta bir de videomu beğenirseniz like atarsanız benim için harika olur. Bir sonraki MR inceleme ve yorumlama videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.